T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Valim, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli paydaşlarımız ve çok değerli basın mensupları. Bu yıl dördüncüsünü düzenlemek için bir araya geldiğimiz ve bizler için Teknofest'in evi olarak gördüğümüz Atatürk Havalimanı'na hoş geldiniz. Bir hayal ile başlayan Teknofest yolculuğumuz artık dünya çapında büyük bir organizasyona dönüştü. Tüm ekibimiz ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın sürecini hep beraber yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyduğumuz hasletlerin iyilik, vicdan ve insanlık olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik. İnsanlığın son bir yılda kabuğuna çekilerek yaşadığı yalnızlık duygusu, adeta iç dünyamızı sorguladığımız, vicdanımızı tarttığımız bir teraziye dönüştü. Hatırlarsanız salgının başlangıcında tüm dünyada ihtiyaç duyulan solunum cihazları için ülkeler birbirlerinin siparişlerini dahi engellediler. Hatta en basit saf malzemelerini bile birbirleriyle paylaşmadılar. Ülkemizin mühendisleri ise hem kendi topraklarına hem de büyük insanlık ailesine nefes olabilmek için gecesini gündüzüne kattı, çalıştı. Geliştirdiğimiz solunum cihazları hem ülkemize hem de dünyaya nefes oldu. Ülkemizin, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış milli teknoloji hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı ben merkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika'da tek bir solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. İhtiyaç duyan ülkelere de ihraç edildi. Böylece genetik kodumuzun adeta bir parçası olan küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Teknolojik dönüşüm ve inovasyon hayatımızın her alanını sarsıcı bir şekilde etkiliyor. Bu dönüşüm salgın döneminde de durmadı, hızla ilerlemeye devam etti. Covid-19'a karşı ilk aşının Türk bilim insanları tarafından bulunmasıyla büyük gurur duyduk. Devinim hızı bugünün oyun kurucularını da değiştiriyor. Arkada kaldığı veya dezavantajlı olduğu düşünen birçok girişime, projeye yeni fırsatlar sunuyor. Aşı örneğinde olduğu gibi hızla ilerleyen gelişim süreci oyunu değiştirecek yeni aktörler doğuruyor. Ülkemizden de benzer çalışmaların çıkması bizi farklı alanlarda oyun kurucu bir güç haline inşallah getirecek. Bizler kainata ilk mesajı oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku olan bir inancın kurduğu medeniyetin çocuklarıyız. İnancımız medeniyetimizin ilerlemesi için dünyayı ve kainatı doğru okumamızı emrediyor. Hızla küreselleşen dünyada teknoloji devi bazı şirketlerin dünya üzerindeki birçok ülkeden daha güçlü ve daha nüfuzlu hale geldiğini görüyoruz. Vahşi kapitalizm dev teknoloji tekellerinin oluşmasına ve dünyayı dev tekellerin yönettiği bir yapıya zorluyor. Bugün sosyal medya kuruluş amacıyla baktığınızda insanlığı birbirine yakınlaştıran, tüm dünyaya kolaylıkla iletişim kurmasını sağlayacak en önemli bir araç olarak icat edildi. Ancak yaşadığımız son olaylar gösteriyor ki bu mecra vakıf olamadığımız ajandalarıyla tekelleşmiş dev birkaç şirketin elinde kontrolsüz bir güce dönüşmüş durumda. İstiyorlar ki tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya, tek bir büyük alışveriş sistemi ve daha büyük tekeller olsun. Dünya böyle bir noktaya evrilirken bunu sadece seyrederek,
teknoloji geliştirmekten uzak kalırsak egemenliğimizi dev şirketlerin tartışılır insafına ancak teslim etmiş oluruz. İşte buna maruz bırakılmamak için Ay'a ilk çıkan insan olan Neil Armstrong'un da söylediği sözlerden esinlenerek şunu söyleyebilirim. Şimdi küçük gibi görünen burada düzenlediğimiz teknoloji yarışmaları gelecekte ahlaki değerleriyle dünyaya örnek olacak büyük teknoloji girişimlerini ülkemize kazandıracak gençleri inşallah yetiştirecek. Değerli misafirlerimiz, bizler her zaman asıl kıymetin insan olduğuna inandık. Milli teknoloji hamlesini de bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Bunu en başından beri bu şekilde bildik. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa milli teknoloji hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Milli teknoloji hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki tekelleşmeye karşı bir duruş ve güçlü bir itirazdır. Tüm dünyada giderek artan bir hastalık olan kutuplaşma hem insanlığı hem de ülkemizi tehdit ediyor. İşte tam da bu nedenle milli teknoloji hamlesi tek bir grubun, bir oluşumun veya siyasi fikrin değil, hepimizin, tüm Türkiye'nin ortak idealidir. Hatta eşitlik ve adalet limanına hep birlikte gitmemizi sağlayacak, mazlum coğrafyaların ve insanlık ailesinin buluştuğu büyük bir gemidir diyebilirim. Kıymetli konuklar, Teknofest 2 yıl önce 2019'da yine burada 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kırdı. Teknofest'in genelinde ise bizi bu rekordan öte mutlu eden en büyük gelişme, teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak artması oldu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin ve son yılda, geçtiğimiz yılda 100 bin olarak bu gerçekleşti. Tam da bu yüzden geçen yıl salgın şartlarına rağmen Teknofest'in kalbi dediğimiz bu yarışmaları pandemi şartlarında önlemler alarak Gaziantep'te düzenledik. 2020'de teknoloji yarışmalarımıza 81 ilimizden 84 ülkeden 20 bin takım ve 100 bin genç başvurdu. Bu yıl son başvuru tarihi olan 28 Şubat'a kadar başvuruların bu rakamı geçeceğine yürekten inanıyorum. Teknofest bünyesinde her yıl daha fazla yarışma kategorisi açıyoruz. Tarihimizin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yılda bazılarını ilk kez yapacağımız tam 35 farklı kategoride yarışmamız olacak. Toplumumuzda teknoloji ve bilime duyulan ilgiyi arttırmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, biyoteknolojiden insanlık yararı teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin milli teknoloji geliştirme çabalarına destek olmak istiyoruz. Teknofest 2021'de salgının izin verdiği ölçüde yine Atatürk Havalimanı'nda, yani burada havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin bulaşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi, her yıl düzenlediğimiz girişim zirvesi gibi oldukça geniş bir yelpazeden zengin aktiviteleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Fikrim, projem ve bunları hayata geçirecek takımım var diyen tüm genç kardeşlerim, acele edin, son tarih 28 Şubat. 28 Şubat'a kadar başvurularınızı tamamlamanızı, İnsanlık için büyük bir adım olarak gördüğümüz projelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aslında tüm bu emeklerin, tüm bu çalışmalarımızın altında hayal ettiğimizde hepimizi gülümseten, içimizi ısıtan, ideal bir dünyayı gerçek kılma umudu yatıyor. Arzulanan böyle bir dünyaya sahip olmanın temelinde ise
pusulası, vicdan olan insanların bulunduğuna inanıyorum. İnsan olmanın en önemli şartı vicdanlı olmaktır. Vicdanlı bir insanın en önemli hasletleri ise, konuşmamın başında da bahsettiğim gibi, adalet ve merhamet duygularına sahip olmasıdır. Bozkır'ın bilge kalemi olarak anılan Türk dünyasının önemli yazarı Cengiz Aytmatov'un da dediği gibi, bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir. Bugün insana dokunan her alanda faydasını hissettiren teknoloji ve bizim de büyük bir gayretle yıllardır uğraştığımız yapay zeka geliştirme çalışmaları gerçekten insanlık için mi ilerliyor? Önce bu soruya samimi bir cevap vermemiz ve tüm bu gelişmeleri insanlığın huzuru ve refahı için tesis etmemiz gerekiyor. Eğer insanlığın bugün yaşadığı yarın karşısına çıkacak sorunlara adil bir çözüm bulamazsak, yaşlı dünyamızın geleceği maalesef pek de parlak görünmüyor. İşte milli teknoloji hamlesi tüm bu materyalist tavra karşı her gün insan kalabilmek için çabalayan ülkemizin her bir ferdinin mazlum coğrafyaların ve insanlığın geleceğe ulaştıracağı büyük mirası olacaktır. Teknofest yolculuğuna ilk adımımızı atarken aklımızda tam da bu meseleler vardı. Teknofest'i ülkemizin hayati bir meselesi olarak gördüğümüz teknoloji geliştirme seferberliğine çıkmak için başlattık. Mücadelemizin temelinde dünyayı kainatın içinde eşit, adil ve merhamet dolu bir iyilik adasına dönüştürme çabası yatıyor. Teknofest'in de bu çabalarımızın dünya ile buluşma noktası olmasını istiyoruz. Teknofest ekibi olarak 7'den 77'ye tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için buraya Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Sözlerime son verirken Teknofest'in yürütücülüğünü yapan TEİÇ Vakfı'ndaki kıymetli ekibimize ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza, destek veren tüm paydaşlarımıza ve Teknofest'in duyurulmasına büyük katkı veren siz değerli basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Teknofest 2021'in vatanımıza ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.